Irkçılığın ne kadar büyük bir utanç olduğunun dünyadaki en kötü örneklerinden eşit ama ayrı Amerika'da siyah ve beyazların bir arada bulunmamasını sağlayan çirkin mahkeme kararı. Mahkeme kararı siyahi vatandaşları her alanda beyazlardan ayırmak için tasarlandı. Beyaz vatandaşlardan uzak durma koşuluyla siyahileri belli hak ve hizmetlerden faydalanmasını sağlayan son derece kötü bir yasa. Özellikle Amerika'nın bazı eyaletlerinde fazlasıyla önemsenen bu yasa Plessy Ferguson davasıyla başladı. Davanın trajikomik konusu Homer Plessy adındaki bir siyahi Amerikalının New Orleans'tan Louisiana'ya gitmek için bindiği trende bir beyazın yanına oturmasından ibaret. Çünkü trenlerde bile siyahlar için ayrı vagonların kullanılması istenir. Oysa Homer bunu çiğnemiş oldu. Bir beyazın yanına oturduğu için tutuklanıp hakim karşısına çıkartılıp ve $20 para cezasıyla birlikte 20 günde hapis cezası aldı. Yerel mahkemenin Homer'ın itirazını reddetmesi üzerine Amerika Yüksek Mahkemesi'ne giden dava burada da aynı sonuçla karşılaşınca Homer hapse atıldı. Eşit ama ayrı ilkesinin uygulandığı karar ile gelecek 60 yılda siyahiler beyazlara eşit ama ayrı tutuldu. Abraham Lincoln köleliği yasaklayana dek siyahiler maalesef yasal açıdan da desteklenen bir ırkçılık ile karşı karşıya kaldı. Irkçılığa karşı sürdürülen mücadele çok büyük aşamalar kat etmese de 1950'li yıllardaki hareket bireysellikten çıkarak daha kitlesel tepkiye dönüşmeye başladı. Bu direnişin kırılma noktalarından en önemlilerinden biri Alabama eyaletinin başkenti Montgomery'deki otobüs boykotu eylemi. Bir yıldan uzun bir zaman zarfında kitlesel bir sivil itaatsizlik haline alan hareket ülke çapında geniş yankılar uyandırdı ve gereken destek diğer eyaletteki ırkçılık karşıtı insanlar tarafından verildi. Bu eylemlerle adından çokça bahsettiren Martin Luther Jr. ve örgütle kitleler, iş, özgürlük ve eşit statü ve değerler için 1963'te Washington'a yürüdü. Bu yürüyüş hak ettiği karşılığı aldı. Arkasından Kennedy'nin öncülüğünü yaptığı Sivil Haklar Yasası 1964'te Kongre'den geçerek ülkenin yasalarında yer alan ayrımcılığa son verdi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.